Haydi yaşa hoppa. Ne oldu, bitmedin mi ya? Bir anda dedim potporiye falan mı bağladık bak. Rubeli Doğan, Kararünçe, Karanfilçe. Ya Mamalunga, Kisala Vorivo. İkinci saatimizi açtık keyifli bir şekilde ve soru şarkımızı hazırladım. Çok güzel bir soru şarkısı seçtim. Herkes şaşıracak. Tepkiler böyle. Valla. Uzun zamandır soru şarkısı yapmamıştık. Bakalım mesajlarımıza, ondan sonra soru şarkımızı gönderelim. Derya, günaydın Kaan, hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar. Artık aranıza döndüm, çok şükür demiş, çok şükür. Geçmiş olsun Derya, tekrar tamamıyla iyileştin sanırım. Kaynadı mı? Kaynadı mı kemikler? Ay Allah. Serpil amcamız, günaydın Kaan'cım demiş. Eyvallah, sizlere de günaydın. Selamünaleyküm birader, kolay gelsin, hayırlı yayınlar. Bugün bütün şarkılar en başta Suat Kar Yağdı abime, dostum Fiko'ya, Çetin'e, Sarcı İsmail'e gelsin. Ayrıca Suat abim her daim kalbimde, söyleyiver. Az mı gezdirdi beni Java stil motoruyla? Java mı? Ya bak Hüseyin, ben ilk defa motor kullanacağım zaman Java kullandım. Önünü kaldırdım. Sonrasını hatırlamıyorum tabii ki. Motosiklet ayrı bir dünya ya. Vallahi yani motosiklet hayranları ayrı. Adamlar milyarlarca para veriyorlar yani. Araba parasından daha çok para veren insan tanıyorum. Ayrı bir zevk tabii ki. Günaydın abi, kolay gelsin, hayırlı işler. Bu saatte işe mi gidilir ya diyor. Tarık, seni döverim. Seni Bataşa'yla döverim. Seni Adriana Lim... Allah'ın olimayla döverim. Bu saatte işe gidilir tabii ya. Soru şarkımızı gönderelim hemen. Belki vakit kalırsa arkasına bir canlı bağlantı daha yaparız. Canlı telefon bağlantısı. Ama şunu belirteyim. Bugün 7. değil 11. bilen dinleyicimizi arayacağım. 11. Her gün değiştireceğim rakamı. 78, 63... 3, 5, ne bileyim 9 değiştireceğiz. Bakalım böyle yapalım bir de. Ece ile Sevim kızdı bize herhalde. Hiç piyasada yoklar. Siz görürsünüz. Şimdi onlar pusuda bekliyorlar elde telefonla. Hadi, hadi sor soru şarkısını. Hadi. Eyvallah Hüseyin. Bu 50 cc'ye kadar galiba B ehliyeti kullanabiliyor değil mi Suat abi? Yani 50 cc ile de ne yapacaksın? Elektrikli motosiklet gibi gideceğiz. Peki. Soru şarkımız gelecek. Şarkıyı kim söylüyor ve şarkının ismini yazıp göndereceksiniz. SMS'le tabii ki 544-329-8787 numaramız dostlar. 11. doğru SMS'i gönderen dinleyicimizi arayacağız. İki şarkısını alacağız. Hazır mıyız? İşte bugünün soru şarkısı. Murat Kekilli, Eşek Gözlüm. Çağ, bir dakika, nereye gidiyorsun ya? Bir dakika, bir sakin. Allah'tan bu bölümü sonlandıracak şarkıyı atmamıştım listeye. Başa döndü Türkiye. Fadina, Dus Fadina. Onu bir daha çalamayız tabii ki. Bakalım mesajlarımıza. 11. doğru SMS dedik. Vay, gördün mü? Böyle yapınca daha güzel oluyormuş ya. Nerede? Ece nerede? Sevin nerede? Valla vallahi küsmüşler bunlara. Yoklar yani piyasada. Neyse. İlk doğru cevabımızı 784 göndermiş Murat Kekilli. Eşek Gözüm. İkinci doğru cevabı 621. Üçüncü doğru cevabımızı Hasan Yalçın Tuzla'dan dördüncü doğru SMS'i göndermiş. Elif 17 beşinci sırada. 6 Serhat Eşek Gözüm. Gerçi hep böyle tek harf hataları var ama onları artık kabul ediyoruz. 6. doğru SMS'i Serhat göndermiş. 7'yi de Ali göndermiş. Ali'deki şansa bak. Sen yıllarca 7'yi tuttur ama 11. yapınca 7'yi tuttur. 084 Eşek Gözüm Murat Kekilli 8. doğru cevabımızı göndermiş. 9'da İsmet abimiz var. Makin. Günaydın komşu Murat Kekilli Eşek Gözüm. 10. doğru SMS'i de Leyla göndermiş. Murat Kekilli Eşek Gözüm. İlk sıyranda Leyla olmuş oldu. Ondan sonra 495 bulamadım ki demiş. Bulamadın mı? Lütfen ya. Yani Murat Kekilli yani... Şimdi çok üzüldüm yani. Ben ki 20 yıldır bir fil her gün bir tane Murat Kekilli çalan adamım ya. Niye bu? Neyse. 11. doğru SMS'i kenara ayırdı kazananı. 12'de de Nurullah var. Murat Kekilli Eşek Gözüm. Ondan sonra seriye takalım.
Bu ne biçim bir numara ya? Çölde susuz kalsam ütü bulurum. Voltron'u oluştursak. Gözlüğümü takayım dur. Efendim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Arzu. Efendim. Voltron, Voltron, Voltron. Evet benim. Ablacığım hoş geldin. Alo. Bak İsmet Kala bağırıyor komşuyu diye. Nereden bağırıyor ya? Karşı binadan falan, ne kadar uzaktan geliyor sesi. Evet radyonun sesi kısık o yüzden. Bak ne güzel, bak sesiniz canlı canlı geliyor. Eko da yapmıyor. Evet. Nasıl gidiyor Arzu, keyifler nasıl? Biraz rahatsızım ama iyi çok şükür. Hayırdır, geçmiş olsun. Grip. Olsun. Evet grip. İsmet'ten bana bulaştı sağ olsun. Yani senden de Derya'ya bulaştı ama Derya da hasta ya. Allah korusun, hastalanmasın ya. Daha yeni iç başı yaptı kız zaten. O hastalanmasın ama grip... Günümüzde grip de geçmiyor ya. Uzun zamandır evet, var mı? Evet geçmiyor. Evet var. Neredeyse 10 gün oluyor. Hala atlatamadım. Dün de Karacabey Boğazı'ndaydım. Pardon pazar günü. Aha. Denize de girince iyice kaptım şifayı. Olmuştur olmuştur. Yani deniz de pis ya. Vallahi herkes giriyor yani. Evet ama çok temiz oranın denizi gerçekten. Çok mu temiz? Ya temiz. Temiz de hani bilmiyorum, ben de denize bir gün girdim. Bir saat iki saat yüzdüm. Bir Karacabey, Gemlik böyle bir dolaştım. Çok pis üzerim Arzu. Bir dip dalarım Gemlik'ten çıkıyorum yani buradan yere. Orada kaptım şifayı. Hakikaten de geçmiyor. Öksürüğe çevirdi mi grip peki? Evet evet maalesef. Ha tamam, geçme evresine gelmişsiniz. Çünkü öyle grip. Aa, ilaç kullanıyoruz inşallah geçecek. Ya ilaçlar da bir işe yaramıyor artık. Ben bilmiyorum, anlam veremiyorum. Ya ben genelde doğal ilaçları kullanıyorum zaten. Nane, limon kabuğu mu? Nasıl, evet, nasıl evet. Doğal ilaçlar? Nane, limon. Ulamur, o tarz şeyler. Yapacak bir şey yok ya. Peki. Aynen öyle. Arzu ne sonunda güzel. Sonunda tutturdum yani. Valla tuttur. 11. Kaç gündür mesaj atıyorum atıyorum. En son isyan ettim. Bugün son dedim, bir daha atmayacağım. Valla öyle mi dedin? Evet. Ama niye? Şimdi bugün tutturamasaydın bir daha bana mesaj atmayacak mıydın? Hayır sana mesaj atacaktım ama yarışmaya atmayacaktım. Ha, yarışmaya atmayacaktın. Niye okumuyorsun? Ama nasıl okumuyorum? Gelmiyor veyahut da sonradan geliyor bilmiyorum. Bak bugün 11. Ya nasıl gelmiyor? Herkesten önce atıyorum, bir bakıyorum gene yok benim. Ya için. Bana bak. Peki Arzu ne gönderelim size? Ben mesaj atsam falan. Tamam olur. Peki armağan et o zaman şarkılarını. Ne diyor? Lak havası, lak havası diyor. Ne? Neyse ben sana mesaj atacağım onu. Tamam. Ama İsmet'e gelsin, Derya'ya, Bekir abime, bütün sevdiklerime ve tüm radyonun altı dinleyicilerine ve sana gelsin. Eyvallah, çok teşekkür ederim. Ayrıca Sercan'la Dorkan'a da gel. Eyvallah, onlar adına da teşekkür ederim abicim. Haydi, Sozra ve Soğubova, hadi. Hadi. Bağırıyor, duyduğun gibi. Peki kolay gelsin ablacığım, hoşçakalın. Sağ olasın, teşekkür ederim, iyi yayınlar. Eyvallah sağ olun. Ne güzel ya, bak canlı canlı grip mırip ama canlı canlı sesi geldi. İki şarkı alacağız dedik. Vaktimiz var mı? Bir tane daha canlı bağlantı yapabilir miyiz acaba? Neydi bizim numaramız? Bilmiyorum. Neyse ben meşgulden çıkartayım. Bir tane daha kısa bir şekilde bir sohbet edeceğimiz bir arkadaşımızı alalım. Ondan sonra ilk bölümü Fiko'nun çok seveceği bir şarkıyla bitireceğim. Fiko'yu da ihmal ettim bu aralar çok. Alo. Alo. Anam suratıma kapattı ya lan. Ablacığım çağrı mı yapıyorsun abicim veya kimsen yani. Ana bak vallahi suratıma kapattı ya. Alo. Alo. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Kimi aradık? Sevim ben. Sevim. Öyle arkamda nasıl tutmayacağım. Ana la 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 la. Adama artistik yapma Sevim bana. Burası benim mekanım. Yok ben yapıyorum, artistik oluyor. Öyle Sevim, Ece. Şakayım. Tamam ama yok şaka yapıyorum kız. Ama canım yani bir Sevim bir Ece yani hep siz tutturuyorsunuz. Bugün mesajını göremedim burada. Katılmadın mı? Yok attım ben, attım da geç oldu galiba. Ha geç oldu, gelmedi o zaman ya. Gelmedi. Ben Sevim ne yapıyorsun? İyiyim şükür, sen ne yapıyorsun? Bir tane simit yedim kesmedi ya. Valla burada yakınlarda da bir şey yok. Böyle acı acına program yapıyorum. Ya bir o radyoyu biraz kıssanız olmaz mı ya? Veyahut da uzaklaşsam biraz. Ben dışarıdayım ama. Nasıl dışarıdasın ablacığım? Ya yani değilsin yani, en azından 10 metre yakınında o radyonun sesi de son ses açık, hiç kısılmamış. Aa, yalan mı söyleyeceğim, dışarıdayım, kapı da örtük. Bana bak, bana atar yapıp dur. Kapı da örtük mü? Allah Allah, niye çınlıyor o zaman? Neyse. Bilmiyorum valla. Peki Sevim kızdın mı sen bize biz öyle deyince? Kızmadın değil mi? Hayır, çok tribe girdim valla. Tribe mi girdin? He. Ha tamam. Aramayacaktım da şey aradım böyle, şans kutlu yani, ne yapalım nuruyuz. Ya az önce arayan suratıma kapattı, kim de bilmiyor numara. Ya bizim kıymetimizi biliyorsun. Yok yok, ben sizin kıymetinizi biliyorum. Bu arada tabii, Sevim tabii. Hani cuma günü canlı yayına katılmıştın, ben program ses kaydı bulamadım, montaj yapamadım ya. Meğersem varmış.
Hadi ya. Vallahi varmış yani, içim gitti ya. Ben de telefonda çok yer kaplamasın. Gerçi 256 GB dahili hafızam var telefonda. Gülüyorsun ne gül. Abi. Vallahi 256 GB kız, yani 30 tane film attım içine. Hadi ya. Vallahi senin 29 GB internetin varsa bizim de 256 GB'lık telefonumuz var yani. 6300 liraya çıktı dolardan sonra fiyatı. Satayım sana. Satayım sana. Yok yok, bana fazla geliyor. 5000 liraya veririm. Yok yok, benimki fazla geliyor bana. Seninki ne? Android mi? Evet. Ya tamam, kapat telefonu. Ya sen niye bizi etiketliyorsun abi orada ya? Android, Android. Hala Android. Ya biz iPhone'cuyuz kızım. Peki Sevim, şarkı isteyecek misin? İsteyim mi? Hadi iste de çalmayayım ya. Gıcık edeyim daha çok. Ya lütfen ya. Niye çalmıyorum? Tamam hadi iste bir tane. Çalmayacağım ama iste yani. Tamam istemeyeceğim o zaman. Sen ya, niye hep bize böyle davranıyorsun ya? Bir daha aramam, yazmam. Çok ayıp. Bak döverim bu sefer Sevim. Ya istesene kızım, tamam çalacağım ya. Söz mü? Ya söz vermeyeyim. Ölüm var, kalım var, reklam sonrası. O ayrı bir şey canım, Allah'ın emri. Tamam iste, tamam söz. Mesaj atayım mı? Tamam mesaj at, hadi armağan et o zaman bir de. Herkese gelsin, size de gelsin. Teşekkür ediyorum. Kendine iyi bak. Allah'a emanet ol. Hoşça kal, bay bay. Ana. Dert yandı bize valla. Bir Cengiz Kurtoğlu şarkısı dinleyelim mi? Bitirelim. 9.29. Olur ya. Uzun bir şarkı ama gider yani. Yüzüme bakar giderler bilmem. Rahmetli analım Kazım Koyuncu, Voltran Arzu'nun ilk talebiydi. Gerçi şarkıyı ben seçtim. Hani Kazım Koyuncu'dan bir şarkı talep etti değil mi? Öyleydi galiba. Mesajı bulamıyorum. Kazım Koyuncu'dan hareketli bir şarkı sana bıraktım şarkı seçimini. Bir de yabancı bir şarkı talebi var. Fransızca. İkinci bölümümüzü açtık. Mesajlarımızı değerlendirelim. Telefon meşgulde bir konuk daha alacağım biraz sonra. Merhaba Kaan, kolay gelsin. Senden Mabel Matiz'den Öyle Kolaysa şarkısını rica edebilir miyiz? Aramızdan ayrılmakta olan canımız arkadaşımız Safiye'ye gelsin. Çalarsan seviniriz. Şimdiden teşekkürler demiş. Eyvallah, biz teşekkür ederiz. Daha sonradan gelen soru şarkısı cevapları var. 517-910 Ece'nin mesajı daha yeni geldi. Belli canım tripli yani, ben onu anladım. Kübra boş mesaj, sonra Murat Kekilli eşek gözüm, sonra iki tane gitmiyor sonra demiş ki bu ne biçim telefon, satayım sana benimkini. 256 GB. 1 TB. Yakında onu da yapacaklar. Yaparlar mı? Yapmışlardır belki de. Dinleyelim tabii. Cengizsiz program mı olurmuş demiş Figen. Olmaz tabii ki. Zaten kaybettim kendi şarkımı, hele bir zahmet kaydedersin diyor. Ya kaydetmeyeceğim daha. Daha dur. Biraz daha vaktim var. Ali diyor ki abi yaktın beni ya. Niye değiştirdin? Zaten çoktan beri kazanamıyorum. Bari bana bir şarkı çal. Hasan'la ikimize, Yıldız Silbe, Geceler Sarhoş veya Ebru Gündeş, Gönlümün Efendisi. Seviliyorsun demiş. Eyvallah. Sizler de aynı şekilde. Kolay gelsin abi. Eda ben. Koray Avcı, Yakarım Geceleri çalar mısınız? Azra'ya gelsin demiş. Az önce ben aradım, kapattım. Patron gelmez. Benim şansıma geldi diyor Elif. Elif çok alındım. Suratıma telefon kapattı benim ya. Olur. Sıkıntı değil. Hayırlı yayınlar Beşiktaş. Ramazan Küçük, Sensiz Olamam şarkısını yeni dinledim. Çok güzel. Tavsiye ederim demiş Kadir. Bakalım inşallah. Yasin, Bülent Ersoy'dan Ablan Kurban Olsun Sana şarkısı tüm Dolmuş camiası adına istiyoruz demiş. Çalmazsan gerisini sen düşün reis. Niye el kaldırınca durmayacaksınız mı oğlum bana? Gerçi Dolmuş'a da bilmiyorum uzun zamandır ya. Sevim de bizden diyor. Dilara, bu Sevim'in talebi değildi ya. Voltran Arzu'nun talebi. Sevim şarkı istemedi benden. Ne güzel. Ne güzel, böyle devam edelim. Berrin, günaydın Kaan, nasılsın? Bugün bütün şarkılar kızıma, torunlarıma gelsin. Buradalar, yanımdalar. Çok mutluyum. Selamlar, sevgiler, kolay gelsin. Ne kadar güzel ya. Allah inşallah bize de torun görme nasibi olur yani. Torun görmemize izin verir. Değil mi? Güzel şeyler bunlar. Rahmetli babam hep derdi anneme. Bak torun olunca evlatları unutacaksın diye. Vallahi kızını sallamıyorsun değil mi Berrin? Benim annem öyle yapıyor zaten. Böyle 40 yılda bir arar. Alo, na Mirza ne yapıyor? Anne ben neyim ya? Hamza'yı ver, Hamza'yı. Öyle, yapacak bir şey yok. Fiko, kolay gelsin aga. Cengiz baba candır demiş. Eyvallah. Aha Ece diyor ki çocuk muyum ben, neden tribe gireyim? Ama yani ne oldu, neden kazanamadınız? Olayı bize bağladınız. Size bağlayacağız tabii. Gidiyorsunuz.
Yok be, şans ya. Hakikaten büyük şans. Sevim Embe orkestrası sanırım. İlyas Yalçıntaş, olmazsa olmazımsın, teşekkür ederim demiş. Sevim şarkı istemiş ya. Tamam be. Hüseyin'in motorunun resmini göndermiş. Abi bu motor tarihi eser yalnız. En azından bir 20 yıllık var galiba. Hüseyin. Var mı başka mesajımız? Zeynep, Balkanlı Zeynep. Günaydın demiş Kaan. İyi yayınlar. Eyvallah. Abim yine kazanamadım. Şans getirsin diye ayakkabıları da giydim. Olmadı. Bir de sen arıyorsun dediğinde heyecandan arayamadım diyor ya. Vallahi arayan aradı. Az önce telefonu meşgule alayım demiş. Şenana'yı almışım hatta. Şenana'yı almışım. Ona bir baktım birileri konuşuyor arkada. Kaan, bana 084 deyip durma artık, kaydet demiş. Ya SMS listesinde kaydetmemişiz herhalde ya. Nevriye, eyvallah abi, çok kolay soru şarkısı ama zamanım olmadı katılmaya, sağ olun demiş. Olsun, yapacak bir şey yok. Telefonu meşgulden çıkardım, bir konuk daha alalım bu bölümü bitirmeden önce. Daha doğrusu bu saati bitirmeden önce. Bakalım suratımıza kapacak mı? Alo. Alo. İyi günler. İyi günler. Radyonun altından arıyorum. Hani gerçi siz aradınız. Kimi aradık? Kim aradı da? Şeyma sizi aradı. Ben Ünlü Tekstil'den. Şenay sen misin? Aynen benim abi. Şenay nasıl gidiyor hayat? Teşekkür ederim abi. İyi gidiyor çok şükür. Bol çalışıyoruz. Bol bol çanta yapıyorsunuz. Evet aynen. Şu an Beşik'te yapıyoruz. Beşik mi yapıyorsunuz? Evet, Beşik'e de döndük. Nasıl yani? Beşiğin kılıfını mı dikiyorsunuz? Beşiğin kılıfını dikiyoruz. Demirler gelip takıyor bazen, paket yapıyoruz. Yani yapmadığımız iş yok ya abi. Ne desen yapıyoruz. Ne yapacaksın? Telden çalıyoruz. Ne yapacağım be Şeyma? Yani insanlık. Çay var mı? Aşk olsun, olmaz mı? Hem de çok beğendiği güzel bir çayımız var. Tavşan kanı. Vallahi. Ama ben oraya geldiğimde sen yoktun ya işte, Şeyma. Ben yoktum. Sana belki güzel bir çay ikram etmemişlerdi. Ama yok canım. Ben sana çay vereyim. Ama yok yok. Çok güzel ağırladılar. Sağ olsunlar. Çaydır, çikolata. Memnun kaldım abi onlardan. Kaldım canım. Bir daha geleceğim zaten. Ha, tamam. Çanta bu arada beğendiniz mi? Nasıl güzel bir çanta verdiler mi size? Yani beğendik canım. Allah razı olsun ya. Ne diyeyim? Ama çok sipariş aldım ondan. Bak söyleyeyim şaka bir yana da. Eğer ki böyle bir şey yaparsak şu çarşıda bir dükkan var. Bir açalım. Bir... Olmaz mı? Bakacaksınız. Ben bakacağım canım. Ne olacak? Ekmek parası yani. Yetmiyor. Emine marka yapıyor zaten. Gelin direkt Emine'den alırsınız. Direkt Emine'den 50 liraya alıp 200 liraya... Olur diyor musun? Ama öyle canım. Öyle değil mi şimdi? Normalde parakende satışı ne kadar o çantaların? Valla biliyorum. Dersen yalan olurdur. Ben bir sorayım. Bir kafadan 200 lira vardır yani tahminim. Yani vardır. Vardır. Kaçı üretiyorsun? 20 lira. Yok, o kadar düşük değildir ya. Vallahi yani düşük olduğunu zannetmiyorum. Evet. Bayağı yüksek gidiyordur ama tam olarak fiyatını bilmiyorum. Ne yalan. Ne söylesem yalan olur. Peki. Şenanay şarkı... Şenanay diyorum artık. Şenay. Şenay nay nay. Şenay nay. Şarkıyı armağan edebilirsin Şenay. Şarkı alamayacağım malum. Yani çok liste dolu, bir ağzına kadar dolu. Ya ben Barış Manço'dan aslında çok istiyordum ama neyse boşver. O zaman Ünlü Tekstil'deki bütün arkadaşlarım, özellikle de patronum Emine Hanım'a armağan ediyorum. Peki, teşekkür ederim. Kolay gelsin. Ben teşekkür ederim. Size de gelsin. Hoşça kal. Bay bay. Gerçi doların fiyatı da arttı şimdi. Üretim maliyeti yükselmiştir değil mi? Alalım mı bir tane daha hazır gaza gelme? Fransızca şarkı dinleyeceğiz, anlamayacağız bir şey. O yüzden bir konuk daha alalım. Ömer abimizin bir mesajı var. Onu biraz sonra değerlendirelim. Alo. Ya suratıma kapatma işte telefonu ya. Görünüyor numaram buradan. Sabaha kadar ben seni çaldırıp kapatsam ne olur? Ömer abi burada mısın? Viyana'dan mutlu günler Sayın Kaan Vardar. Burada yoğun kar yağışı nedeniyle radyo frekansları bozuldu. Seni internet üzerinden takip ediyoruz. Sıradaki parça tüm radyo 16 sevenlerine gelsin. Birazdan kayak yapmaya gideceğiz. Fiko'ya da buradan selamlarımı iletiyorum. Kayak takımlarını alsın gelsin Viyana'ya, onu bekliyorum. Viyana'ya. Kendisi aynı zamanda milli kayakçıdır Kaan Vardar. Viyana'dan saygılar. Eyvallah, saygılar sevgiler olsun. Yarın Ömer abimizi Kenya'ya göndereceğiz kısmetse. Ya bir şey diyeceğim Ömer abi ya. Bende bir tane 41 numara ayakkabı var, onu 42 yapabilir miyiz? Sen yaparsın. Sen aslansın. Geldi mi? Alo. Alo. Selamünaleyküm. Aleykümselam Kaan Bey. Kime,
Kimi aradık? Teşekkür ederim. Ben Enver Vatansever Buski de burada ben. Enver abi ooo kolay gelsin. Buski. Evet. Doburca Buski. Evet. Abi görev nedir orada? Beyaten ne yapıyorsunuz yani? Böyle sorayım. Burada temiz su üretiyoruz. Temiz su üretiyoruz. Kirli, evet. Kirli suyu temiz suya çeviriyorsunuz. Evet. Bir şey diyeceğim Enver abi ya. Bu bizim eski mahalle bu şey heykel tarafına falan sular bir soğuk gelmeye başladı. Bu neyden suyun kaynağı falan mı değişti? Bunu ben size geçen yazdım mesela. Ben görmedim herhalde ya. Ben dedim hani Enver abi beni takmadı yazmadı dedim. Yazdım da şimdi şöyle bir şey. Kaan Bey bu suyun denizin dibinden geliyor ya soğuk oluyor. Evet. Önceden üstünden geliyordu. Şimdi alttan geliyor. Alttan geldiği için soğuk oluyor. Ha baraj demek istedin değil mi abi? Evet. Ha, barajın altından geliyor şu an. Yok az önce deniz dedin de tuzlu su mu içiriyorsun? Hayır hayır. Pardon karıştırdım. Öyle bir şey yok. Barajın altından geliyor su. Önceden üstünden geliyordu. Sıcak oluyordu. Şimdi alttan geldiği için şimdi bundan sonra böyle soğuk akar. İnşallah ya. Ama güzel oluyor yani bu sıcak havalarda böyle buz gibi. Bir çeşme öyle bir 5 saniye açıyorsun. Su buz gibi oluyor borularda. Tabii. Buraya bir uğrayın. Yemeğimizi gelin yemeğe. Doburca. Burada bir ağlayalım. Doburca'ya. Eyvallah. Su için buradan suyumuz çok güzel. Eyvallah geliriz abi mangal yapacaksan mangal senin kefen olsun ya. Allah razı olsun Enver evet. Abi var mı bir isteğin abi bizden? Evet ben Arnavut'um sandım. Ben de Arnavut'um. Valla ne güzel ya. Üsküplüyüm. Üsküplüsün. Hangi evet, köy? Senivar. Anlamadım. Senivar köyünün. Senivar. Senivar da köy. Üsküp'ün köyü yani. Senivar diyorlar. Üsküp. Ya biz de Üsküp'ün köyünde. Elova. Ben Senivar tarafından. Arnavut'u bile. Doğru geçe de biliyorum. Bir de Kakos'u abi. Ha Kakos'u annesi ne yapacaksın? Ha. Neyse. Enver abi Allah'a emanet o zaman. Hayır, görüşmek üzere. Bir şey istiyorum. Bir Arnavut'u savaşsam bir yarık sevmiyorum. Valla inşallah çalırız ya Enver abi söz vermeyin. Allah'a emanet. Hoşçakal. Ne güzel bak köylü çıkacaktı. Elova ile Otrist köyü arasında çok fazla bir mesafe yok. O zaman ne yapalım bu saati de bitirelim. 3-4 tane canlı bağlantı fazla aldık. Değişiklik olsun diye. Son mesajlarımız var mı? Onları da bir değerlendirelim. Murat Kekilli çalmayacağız. Malum soru şarkısında Murat Kekilli kullandık. Suat da demiş ki yenisi bu. Abi motor beni bozuyor ya. Yani ben tırsıyorum daha doğrusu. Yani sokaklarda, caddelerde bisikletle gezmeye tırsan adamım ben. Motor bir de ne bileyim. Yasin Reis günaydın. İsmet abi bir mic in check bizden demiş. Gönül sofrasından Yasin. Kıkırdak Eren nerede? Geçen gün eklemiş beni Facebook'tan. Mike'in babaannenin be. Elif Ejrin. Hadi bana da bir çalıver şarkı demiş. Peki sıradakini gönderelim. Çok güzel bir şarkı. Klibini de beğendim ayrıca. Fransızca. Yok canım normal bir klip. Yani yanlış anlaşılmasın. Böyle Bulgar kliplerine benzemiyor. Veya Rus. Kübra. Abi bendim o kapatan. Çaldı açmadım ben de kapattım. Ya nasıl çaldı açmadın Kübra? Bak arayıp kapatıp durmayın böyle şey yap. Yemin ederim gürültüden anlaşamayız dedim demiş. Olsun sıkıntı yok. Bugün de böyle yaptık. Peki Voltron Arzu'nun şarkısını gönderelim ve bu saati de bitirmiş olalım. Hiç kimse senin kadar sevilmedi.